sizin sülalede yakışıklılar da varmış demek. Bilmiyordum vallahi. Senin kadar üzülüyorum biliyorsun. Üzülüyorsun da ne oluyor peki? Bana yavrumu geri getirebilir misin şimdi? Keşke onun yerine ben ölseydim. Niye ölmedin o zaman ha? Niye ölmedin? Ölüyor. Can. Memur bey. Memur bey. İyi misiniz? İyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Uyuyakalmışım. Saat kaç oldu? Neredeyse sabah olacak. Siz hiç iyi görünmüyorsunuz. Açıp kolunuza bir bakayım. İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Bir sigara içip geleyim. Bir şeyim kalmaz. Ah, memur bey. Dur oğlum, dur, yakacaksın. Oo Memoli abicim, merhaba. Sade mi? Aman abicim, aman elleme Kemal abinin. Ben sana sonra getiririm, tamam mı? Abicim, yeni yaraların hayırlı olsun. Açacağım şimdi, kafanda bir yere göreceksin. Ne oldu bizim lotoya, hiç haber vermiyorsun. Çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı çıktı. Çıktı da 10 milyar. Ama ben sevincimi pek belli etmem abi. Olayı olgunlukla karşıladım. Bir ara size söyleyecek gibi oldum ama sonra vazgeçtim. Alt taraf 10 milyar canım, ne olacak? Oğlum madem çıkmayacak, ne oynatıyorsun bizi her hafta? Bari parayı dilencilere veririz de sevaba gireriz. Öyle deme abicim. En son bir formül üzerinde çalışıyorum. Bu defa kesin. Hadi bakalım. Hadi hadi ama. Peki al al. Ulan sana verdiğim paraları toplasan zaten büyük ikramiye ediyor. Cumartesi zenginiz abicim. Kimseye söz verme. Tamam. Shannon Stone'la randevum vardı, onu iptal ederim. Dingi. Olur, sonra haber veririm. Hayret, ölmemişsin. Görüşürüz. Arayan soran var mı beni? Var var. Sylvester Stallone aradı. Memoli bu işleri bıraksın. Benden fazla çatışmaya giriyor. Mesleğimi elimden alacak dedi. Sonra da Nejat Uygur arayıp böyle kötü espriler yapmasın, mesleğimi elimden alacak dedi mi? Beyefendi kim? He, şu hastanedeki kızın olayı. Hani tanık vardı ya. Ama önce sen bir başkomiseri görün istersen. Niye, ne oldu ki? Daha ne olacak abicim? Hatırlarsan dün bir gemiyi batırıyorduk az kalsın. E gemiyi batırıyorsak sen de batırıyordun. Sen de git o zaman içeri. Ya, günde iki fırça mideme dokunuyor benim. Ayrıca ben payıma düşen fırçayı yedim bu sabah. Bu girdi mi bugün Kemal abinin odasına? Hı hı. Memur bey, gözünüzün yanı yiyeyim ya. İş. O nasıl iş öyle ya? Ya kardeşim bırakın gideyim. Bütün gece beni bu sandalyede oturttunuz. Kuş gibi oturdum. İşim gücüm var ya. E o kadar beklemişsin amcacığım. Bir 10 dakika daha bekleyiver. Memice bilmiyorum ya. Niye tutuyorsunuz beni burada? Hayır, belki aklına bir şey gelir diye. Bak ben şimdi içeri girip çıkacağım. 10 dakikan var. Biraz daha düşün. Bir sigara iç. Çalıştır saksıyı hadi. Çünkü sadece o saksı kurtarabilir seni. Ne saksısı ya? Bir dakika bakar mısın be? Dükkanım açık kaldı ya. Tamam dükkan... tamam. Gel. Beni sormuşsun şef. Hayret, hala hayattasın. Ne güzel. Burada herkes ölmemi istiyor. Evet, aynen öyle. En çok isteyen de sensin. Ne oldu ki şef, yine ne yaptım? Bunlara her gün aynı miktarda su vermezsen küsüyorlar, biliyor musun? Kadınlara da çiçeklere davrandığın gibi davranacaksın. Onları her gün aynı miktarda sevmelisin.
Ne bir damla az, ne bir damla fazla. Sevgiline bir gün diğerinden daha az sevgi verirsen kıçına tekmeyi basar, anında yerine başkasını koyar. Her gün daha fazla seversen? Yine aynı şey. Koyar seni kapının önüne. Yüzüne bakmaz bir daha. Kadına her zamankinden biraz daha fazla sevgi, biraz daha fazla ilgi gösterirsen sıkılır, bunalır. Alır her şeyini, kaçar gider. Aynı bu çiçekleri sevdiğin gibi seveceksin onları. Her gün aynı miktarda sevgi vereceksin onlara. Damla damla ölçeceksin. Dikkat edeceksin. Yoksa alır her şeyini, çıkar gider hayatından. Şef, Neo yenge yine kaçtı galiba. Sana ne? Ben bir şey demedim şef. Sen kendini anlatmaya başladın. Çiçek mi çek? Ha, pardon, anladım. Sen saksıları anlatıyordun da ben yanlış anladım herhalde. Tamam, kes. Nasıl olsa geri gelecek. Konu o değil. Başak anlattı. Hastanedeki kızlara asılmaya başlamışsın. Hemen yetiştirdi değil mi? Ne olacak? Kız senin için üzülüyor işte. Ya dün kolumu sardırdıktan sonra tam çıkarken bir tanıdığın kızına rastladım. Acile getirmişler, ona yardım ettim. Ne var bunda şef? Bütün gece hastanede kalmışsın. Kim söyledi? Kuşlar. O kuşlara söyle kafalarını kopartacağım ama. Bak, dışarıda senin gibi onlarca adamım var. Her saniye canlarını tehlikeye atıyorlar. Her gün bin türlü pislikle uğraşıyorlar. Sen benim en iyi adamımsın biliyorsun. Ama seni yavaş yavaş kaybettiğimi hissediyorum. Biliyorum olanlar, oğlun ölümü seni çok sarstı. Kim olsa darmadağın olurdu. Ama yine polis olmayı, polis kalmayı sen seçtin. İzin ver sana yardım edelim. Şef, ben iyiyim ya. Bana çocuk gibi davranmaktan vazgeçin artık. Burada çocuk gibi davranan bir tek sen varsın. Kendi hayatını tehlikeye atmanın yanı sıra çalışma arkadaşlarının hayatını da tehlikeye atıyorsun. Başka bir şey var mı? Çalışmam lazım. Yine havaya konuşuyorum değil mi? Senin çiçekler şef. Küsüyorlar ya sana. Bir de beni düşün. Oğlum öldüğünden beri ne suyum var ne de güneşim. Her gün bir yaprağım solup düşüyor. Bir düşün şef. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.